Galatasaray'dan Nino hamlesi. Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor. Victor Nelson'la Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince sarı kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper Nino tekrar radara girdi. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu Fluminense'ye hem de menajerlik şirketine bildirdi. Sarı kırmızılılar sambacının bu isteğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında Brezilya kulübünün Nino'yu 6-7 milyon euro bandında bırakabileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı kırmızılıların Nelson'un satışından beklediği rakamsa 25 milyon euro. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşta kaptanlık pazubandını takan ve 6 kez Brezilya milli takımının formasını giyen Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan ve kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda. Tıpkı Nelson gibi 1-2 sezon içinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği tahmin ediliyor. Cuellar Galatasaray'a. Orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Cuellar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Cuellar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cuellar, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Cuellar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santraforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morata'nı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'dan Paulo Dybala bombası.
Serie A ekiplerinden Roma'nın genç starı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da hedef Paulo Dybala transferi. Arjantinli yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun Dybala'nın serbest kalma maddesi 12 milyon euro. Haberi Galatasaray tarafında heyecanı yükseltti. Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Roma'da çıkmaza giren 29 yaşındaki Arjantinli yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Türk basınında Dybala ile Galatasaray'ın prensipte anlaştığı haberlerinin ayyuka çıkmasının ardından İtalyan gazeteci Di Marzio'nun yaptığı haberde Galatasaray taraftarındaki heyecanı iyice körükledi. Di Marzio, Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki madde dolayısıyla İtalyan ekiplerine 20 milyon euro, Avrupa kulüplerine ise 12 milyon euroya transfer olabileceğini paylaştı. Galatasaray'dan sol beke genç yıldız. Galatasaray, Molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Matthias Björtoft'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden Sarı Kırmızılılar, Molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol bek için kulübü Molde 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Matthias Björtoft'u Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte. Molde altyapısında futbola başlayan Matthias Björtoft Lovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan 1.83'lük oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Björtoft'un kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya devinin yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli, Dünya Devi Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.